Hayırlı akşamlar canlarım. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Daha daha iyiyim. Çok şükür e, kendime geldim. E, i̇yileştim. E, tam şöyle diyeyim enerjim yerine tam iyi gelmese de iyileştim diyebilirim size. E, bunun dışında canlarım sizler için e, video çektim. Onu sizlerle paylaşacağım. Onun öncesinde de ufak bir konuşma yapmak istedim açılış yapmak istedim Geçen hafta doktora gittim canlarım hem kendi doktoruma gittim hem de kendi doktorum beni endoskopiye yollamıştı zaten söylemiştim sanırım sizlere o doktora gittim Endoskopi yapacak doktor kolonoskopi de istedi Eğer dedi iç organlarda hani çünkü kansızlığım şöyle canlarım e, ee, vücutta 12 nokta küsür bir kan olması lazımmış ee, en az en az o kadar olması lazımmış ee, benim kanım altılarda yani yarısı altı falan ee, Doktor bana dedi ki senin e, bünyen dedi düşün ki dedi yarım e, depo o, o, benzinle çalışıyormuş gibi düşün dedi e, bünyeni dedi yani öyle. O yüzden hani eğer hani bu kan kaybı nereden, e, bu kansızlık nereden diye iç organlara bakacaklar. İşte endoskopiyle dedi. Yukarıdaki e, organlara, kolonoskopiyle de diğer organlara bakacağız dedi. Bulamazsak dedi, e, bir sorun çıkmadıysa dedi, bir yoksa dedi e, bulamazsak hap içireceğim sana dedi. İkinci de o dedi. E, kamera olan bir hapmış, onu deneyeceğiz dedim. Böyle yani. E, onun dışında da beni hemo hemo bir şey diye bir doktor şeyi var canlarım. O da e, kan işlerine bakıyormuş, e, evet. yani kan falan veriyorlarmış, kan sayımında her Hem kan sayımı hem de e, kanser araştırmalarını yapan bir yere yolladı. E, orada kan mercekler sanırım bana onun randevusunu aldım ee, onun randevusu de e, ya Perşembe günü Aslında Yarın yani sizin bu videoyu izleyeceğiniz gün ben o doktora gideceğim canlarım ee, ilk görüşmede bir kan falan vermezler ee, Çünkü ilk görüşme olduğu için tanışma gibi bir şey oluyor doktorlar ne yapacaklarını falan söylüyorlar ee, sanırım ikinci randevuda kan verirler diye düşünüyorum 1-2 saat alıyor. Onun dışında yeni yıldan sonra da zaten kendi doktoruma gidip o da kan verecekti bana. Ee, bilmiyorum artık hani gider miyim ya da eğer burası kan verirse hani onu da söyler miyim, onu da yapar mıyım bilemedim. Ee, ocağın başında o doktorum var. Ee, Endoskopi maalesef e, beklemem gerekiyor. Şubat'a verdiler randevüyü. Doktor doluymuş ve zaten şu anda yeni yıl, Christmas biliyorsunuz Christmas geçti ve bu hafta sonu e, yeni yıl e, yeni yılda herkes bu ay, bu ay yani son ay sonu ay başına kadar okullarda olmadığı için izinlerini insanlar kullanıyorlar hemen hemen ayın ortasına kadar diyebilirim ocağın 5'ine on, 10'una kadar sürüyor bu e, yılbaşı e, ha, değil de Noel e, şeyleri başladı burada canlarım artık başlamıştır hani alma bitti şimdi hediyelerini beğenmeyenler geri gönderiyor geri, geri döndürüyor onları ve kendi istediklerini alıyorlar bu sefer de önce kasada biriken kuyruklar şimdi geri çevirmede birikiyor bu ay e, yani ocağa kadar böyle onun dışında canlarım e, cumartesi günü şey başıma geldi yani iş çıkışında eee otoban otobana otoban herhalde Türkçesi. Otobana girerken, e, yoldan çıkıp girerken bir ara gözüm başka bir şeyle uğraşıyordum. Hızlı da gidiyordum. Görmedim büyük bir çukur varmış göz e, önümde. Yani aslında önümde değil, değil. Yani yolun çizgisinden sonraya geçmişim ben. Hani yola da bakmadığım için ama yani orada hiçbir uyarı şeyi yok zaten. Ee, hani burada da çukur var o var bu var diye ben oraya girdim girdikten sonra bir küt dedi araba canlarım ve e, Orta e, e, şey ayna bile yamulmuştu sonra biraz gittim böyle bir dakika gittim gitmedim hemen lastik ışığı yandı indim baktım lastiğim patlamış canlarım Hemen kardeşimi aradım kardeşimle konuşurken baktım birisi durmuş bile yardım için ama yedek lastiğim yokmuş. Bunu öğrenmiş oldum bu arada. Arabamda yedek lastik yoktu. Kardeşim de e şu an işim var dedi. Geleceğim. Ben gelene kadar biraz zaman olur ama beklemek zorundasın dedi. Sonra bir tane daha birisi e girdi. Şey durdu pardon. E ve Allah iyilerle karşılaştırsın derler ya canlarım. İlk olan e yardıma ka ka duran insan dedi ki bekleyeyim mi dedi. Yok dedim bekleme sen işinden olma. Hani yapılacak bir şey yok, yedek lastik de yok. Boşu boşuna bekleme. Teşekkür ederim dedim, yolladım. İkinci duranda benim yanımdan geçmiş. Beni görmüş ama duramamış. Çıkıştan çıkıp tekrar dönüp gelmiş benim yanıma. Yani diyorum ya Allah iyi insanlarla karşılaştırsın her zaman her yerde. Onun lastik şişirici şöyle küçük bir makinesi vardı. Onunla şişirmeye çalıştık falan. Ama olmadı yirmiye kadar lastik aldı havayı ama yirmiden sonrasını almadı. Hatta şey dedi eğer dedi çok fazla böyle büyük bir şey değilse dedi lastiğin patladığı yer dedi şişire şişire gideriz ben de senin oraya gidiyorum dedi. Alışveriş zamanıydı çünkü daha Noel öncesi olduğu için olay. Ben alışverişe gidiyorum dedi. Biraz şişirdik işte bakla, baktık arkadan takip edecekti o da öyle gelecekti anlaşmıştık. Ama yani bir saniye bile olmadı. Lastiğin hava sesi geliyor hava kaçırma sesi pıs 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 diye geliyor hemen durdum. Olmuyor dedim gitmiyor dedim. Sonra dedim yapacak bir şey yok siz gidin dedim. Ben kardeşim gelene kadar bekleyeceğim mecbur dedim. Burada bırakmak istemiyorum güvende değilsin falan dedi sağ olsun ondan sonra... Arabasına gitti tekrar geri geldi eğer yanlış anlamazsan seni götüreyim ben hani araban burada kalsın Kardeşin gelene kadar falan dedi Dedim yanlış anlamayın hani ben şey değil ama Kardeşim yani arabadan bir şey almış açıp da bir şey alacak bakacak olsa dedim arabadan bir şey lazım olsa dedim Anahtar bende olduğu için bunu yapamaz dedim Yolladım onu. Sonra da zaten kardeşimle babam geldiler sağ olsunlar. İki buçuk saat soğukta kaldım canlarım. Çünkü lastik kendi yedek lastiğini takmaya çalıştı kardeşim. Olmadı, uymadı. Mecbur hani kapanmaya da yakındı lastikçi. Lastik almaya şey lastikçiye geldi buraya koştur koştur. Çünkü ertesi gün zaten pazar <laughs> ve Noel. Ondan sonraki günde Noel tatili diye, Noel'den sonraki gün diye hani tatil pazartesi de öyleydi kardeşimi cantım o hızla girince ben oraya cantı yamultmuşum canlarım lastikçi de cantı yeni lastiği takıp da hani cantı düzelteyim derken cantı çatlatmış maalesef şans işte cantı şey olunca da me mecbur şey demişler hani bu yine hava kaçırabilir dikkatli olsun falan demişler. Hatta ben işe gidecektim ertesi gün kardeş babama dedim hani eğer kaçırırsa lastik gene hava sabah seni uyandırırım falan dedim. <laughs> Babam götürecekti ama şimdilik bir sorun yok siparişi verdik onu bekliyorum. Yani böyle bir şey geçti Allah büyük kazalardan belalardan korusun canlarım ama. Yani aslında o hızla böyle bir bayağı bir sallandım diyorum ya orta e, ayna bile yerinden oynamış yani. Böyle canlarım böyle gelsin geçsin diyelim. E, onun dışında canlarım e, burada ekonomi biraz dalgalı açıkçası. Çoğu yer ya kapattı ya kapanıyor. Zaten kapatılan yerlerde daha önceden videolarım vardı. Bana yakın e, bir yeri daha çektim sizlere o da kapatıyormuş. Oranın pek customer servisi yani müşteri hizmetlerini beğenmiyorduk. Yani oradan bir şey alıyorsun ucuza. Ama hiç yardımcı olan yoktu. Ama ben internetten baktım. Kaliforniya ve Colorado'da da baya bir şeyini kapatma kararı almış. Storlarını, mağazalarını. Gayet ucuz bir şeydi aslında. Mağazaydı ama her şey vardı. Oyuncaktan tutun, mutfak eşyalarından tutun. Ee, koltuktan tutun yani ım, dolap, buzdolabı türü değil veya eşya türü değil. Türü değil ama ev eşyası hani ev dolabı falan. Her şey vardı televizyon sehpasına kadar. Ora kapanıyormuş canlarım ve e, kapanmadan önce sizlerle e, paylaşmak istedim. Sizlere onu çektim canlarım. E, ve kapanış videosu çekmek istemiyorum. Çünkü bu hem açılış videom hem de kapanış videom olsun istedim. Böyle canlarım, o yüzden şimdiden sizlere hoşçakalın demek istiyorum. E, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Beğendiye basarsanız da çok sevinirim. Desteklerinizi benden esirgemeyin lütfen ve benim sizler için çekmemi istediğim bir şey varsa lütfen bana ulaşabilirsiniz. Gurbetçi Günlüğü Instagram sayfam. Ve bu seyrettiğiniz videoların altına da yorum olarak şunu çeker misiniz diye söyleyebilirsiniz. Sizden sizler için elimden geldiğince çekerim her şeyi canlarım. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Daha çok sohbet tarzı oldu. Başıma gelenleri anlattım sizlere ama umarım sizi sıkmamışımdır. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Cihanlarım kapattıktan sonra aklıma geldi ayın sonu geliyor ve bir dahaki videom yeni yılda olacak. O yüzden yeni yılınızı kutlamak istedim. Öncelikle ülkem için sağlık, mutluluk, huzur, barış diliyorum. Rabbim bütün felaketlerden ülkemi korusun inşallah. Cümlemizi korusun. Sağlık, bereket, huzur versin evlerinize eksik etmesin. Ee, dilediğiniz ne varsa yeni yılda gerçekleşsin umarım ve e, yeni gelen yılınız e, bu geçmiş yılınızdan daha güzel olarak geçsin e, diliyorum ve dediğim gibi öncelikle sağlık, sıhhat, huzur, evinizden eksik olmasın, ülkemizden de barış, e, sevgi, birbirimize güvenin birbirimizi de sevmemiz lazım insanlar olarak, millet olarak canlarım. Allah hepinizi korusun diyorum yani öncelikle ülkeme ve bütün dünyaya barış diliyorum, sevgi diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun diliyorum canlarım. Evet canlarım e, ilk girişte şöyle tişörtlerle karşılaştım. Burada 8, e, 99 diyor fiyat ama bunların hepsi indirimde canlarım daha düşük fiyattalar şu anda böyle e, şey tişörtleri. E, burada da fiyatlar var canlarım bakın e, burada kasaya gittiğinizde bu fiyatlar önünüze çıkacak. 1 dolarlık şey 75 sente inmiş mesela 10.50'lik 10.50'ye inmiş, 27 dolarlık 20-25'e inmiş, 80 dolarlık 60 dolara inmiş. Yani burada mağaza içerisindeki bütün fiyatların ne kadar geldiğinin listesi konulmuş orada canlarım. Her yerde vardı bunlardan. Burada da çocuk pijamaları vardı böyle. Çoğu şey boşalmıştı zaten. Bakın burada tekrar sizler için şöyle yakından çekmeye çalıştım. Bunlar kasada gittiğinizde aldıklarınızla birlikte kasada indirim olacak fiyatlar. Yani üzerindekiler eski fiyatları. Şöyle kar topu şeklinde süsler vardı canlarım. Bunlar da duvara asmak istediğiniz bir şeyleri çivi çakmadan yapabileceğiniz şeylerdi. Bakın %30 indirim varmış. 459 ya yani 460 dolardan bu fiyata inmiş canlarım. İkili koltuk. Ee, ama şu var hani mesela buradan bir şey aldığınızda artık son alış yani geri çevirme olasılığınız yok. Aldınız aldı yani bozuk da çıksa ne çıkarsa çıksın şansınıza. Çünkü mağaza kapandığı için hani geri çevirme şansınız yok canlarım. Bakın bu da 899'dan 300 mü? Yanlış görmediysem o kadar fiyata inmiş canlarım. Bu satılmış. Bunun üstüne fişini de koymuşlar. Zaten satılmış sale yazmışlar canlarım. Şurada da gene böyle bir e, L koltuk şeklinde vardı. Bu iki e, bu bunun fiyatıydı. Sehpa gibi ortada olanın fiyatı. Bu da L koltuğun fiyatı canlarım. 700 küsüre inmiş. Ee, dediğim gibi bu mağaza aslında fiyat olarak çok iyiydi ama e, servisi hiç iyi değildi. Yani ilgilenmiyorlar. Ne bileyim, hiçbir şekilde güzel ilgilenmiyorlardı. Bu ızgaralar yani barbekülerin fiyatları da inmiş. Şu an zaten barbükünün zamanı da değil kış olduğu için yani inmesi de gerekiyor her yerde aslında. Başka yerlerdeki fiyatlar nasıl bilmiyorum ama şöyle dışarıda yakabileceğiniz şey vardı canlarım. Bu arada sesim gidiyor geliyor kusura bakmayın. üçlü oturak 105 dolar üçlü parçası bunun canlarım şöyle yere uzatmışlar bakın böyle şeyler vardı bunların fiyatı 130 indirimmiş <laughs> öksürük tutacak gibi. Umarım öksürük tutmaz canlarım. Bu da bunun fiyatıymış canlarım. Deskin. <laughs> Pardon canlarım. Yataklar vardı yine. 499'a inmiş. 349'a inmiş hatta. Bakın bu. iki kişilik yatak, şöyle e, dolap düzenleme, yüzde on indirim diyoruz zaten bunlara. Şöyle yatak başı vardı canlarım, bunun fiyatı da bu. Ben çocuklara yatak başı arıyorum mesela, e, çünkü çocukların yataklarını bozduk. E, aslında hem yatak başı arıyorum hem de yanlarının e, metallerini arıyorum. Buraya da geldik ama bir parçayı buluyoruz. Diğerini bulamıyoruz. Hiçbir yardımcı olan olmadığı için. Şimdilik almadım da bir şey. Böyle bekliyorum canlarım. 350 dolar. Artık belki yataklarını da değiştiririm. Hepsini birlikte alırım. Bilmiyorum ama. Yani. Yatak başı benim evime lazım. Çocuklarımın odası için. Odaları için daha doğrusu. komşumun köpeği havlıyor. Size sesi geliyor mu bilmiyorum. Bunun fiyatı da 280 dolara inmiş. 399 yani 400 dolardan inmiş. Tekli koltuk. Bu da ikili koltuk fiyatı. Şöyle şömine vardı. Elektrikli. Bunun fiyatı da 448'e inmiş. Görüntüsü güzel bunların. Ama ısıtmıyorlar tabii ki. Görüntü sadece görüntü için alabilirsiniz böyle şeyler evinize. <laughs> Bunun fiyatı da bu şekildeydi canlarım. 179 dolara inmiş mesela bu. %30 diyordu her yerde. Şu fena değildi aslında. Görünüş olarak da fena değildi. Hoşuma gitti bu. Bunun fiyatı da 174'e inmiş. Sanırım 174 yanındaki ne bakmadım dikkatlice böyle şöyle masa mutfak masası mutfak 280 dolar mutfak masası ya da yemek odası masası şeklinde olanlar vardı canlarım masandalyeleri yok sadece masa fiyatları bunlar. Bu da yazlıklar da vardı. Hala yazdan e, kalan şeyleri de ellerinden çıkarmaya çalıştıkları için bakın bu 89 dolarmışmış normal fiyatı ama %30 indirim diyor ve 56 dolara inmiş ve cam üzeri gayet güzel aslında çok da pahalı değil. Alınabilir bence. Gayet güzel. Böyle e, garajda bir yere koyabileceğiniz eşyalarınızı dolaplar vardı. Şöyle bakın yaz sandalyeleri vardı canlarım. Gene şöyle sizlere fiyatları gösteriyorum. 135 dolarlığın fiyatı mesela kaça indiğini falan. Kasada öğreniyorsunuz dediğim gibi. Indoor ve outdoor rack demiş. Yani hem içerisi hem dışarısında kullanılabilecek halılar canlarım. Bu L koltuk galiba. Yanlış görmediysem. Ama şey için bu garden diyor canlarım. Yani e, dışarısı için olanlar. Yani ev için değil. Bunun fiyatı bakın 300 küsür dolarmış. %20'den %30 indirime düşmüş. Üçlü bir takım galiba. Ne yani gayet güzeldi bu. Yani ne çok şahşalı ne çok böyle e, çok kötü bir durumda da görünmüyor yani onu demek istedim. Şöyle bir takım vardı canlarım. Bunun fiyatı da böyle 419. Ama anlamadım set demiyordu. Yani tane olarak da olabilir. Mesela bakın bunun üstündeki 245. Yani tekli fiyatı 245 o zaman. Yani orada kafam karıştı. Hangisi doğru olan set olarak mı satılıyor değil mi onu anlamış değilim. Bakın 280'miş bu. Yine bu da dışarısı için canlarım. Böyle bir oturma grubu. Bakın yanlarında böyle kahvenizi koyabileceğiniz şeyler de var. Bu da ısıtmak için gene dışarısını. 180 küsür dolardı galiba. Bu çok hoş aslında. L koltuk tipi. Dışarısı için bahçenize çok tatlı bir oturma seti. 500 küsür dolar. Bunlar halı yıkama makinesi canlarım ama <laughs> satılık mı onu anlamadım. Bunlar da e, banyo takımları. 14 küsur dolarmışmış. Gene 14'lüklerin fiyatı da burada bakın. 12.60'a inmiş mesela 14 dolarlıklar. Burada çocuklar için işte hmm, battaniye falan vardı canlarım. Burada da böyle şişme yataklar var. E, ve Normal yatak örtüsü şeklinde olanlar da var. Yani fiyatlarını tek tek yazmamışlar. Tek tek yazmaktansa bu şekilde liste hani bütün Fiyatlarının burası yüzde 10'muş ticket fiyatının üzerindeki. Öyle koymuşlar mesela lambederler böyle fiyatları canlarım. Yani tek tek fiyat vermektense Liste olarak asmayı tercih etmişler. Ama kiminin %30 değil, kiminin %10, %5'e kadar indirim vardı yani. Hepsinde %30 indirim yoktu her şeyde. Bunun fiyatı 49-50 dolarmışmış mesela ama o da indi, inmiştir. Şöyle bir setler var, tencere seti, tabak seti. ama Bunlar da %10 indirim canlarım dediğim gibi. Şöyle kahve makineleri vardı. Bu Devil 4 şey canlarım süpürge yani kedi köpekler için süpürge. Şöyle iki kuatır yani 1.9 litrelik e, air fry var orada. Bakın buralar hep boşalmış. Burada da gene halı yıkama makinesi galiba bunlar ve süpürge. Hoover ve dört devil bunlar gayet kullanılıyor. Yüzde beş bakın bunlardaki indirim yüzde beş canlarım. Buranın e, listesini tam yakından çekmemişim. Aklıma gelmemiş demek ki. Şöyle sizlere böyle e, büyüklüğünü mağazanın büyüklüğünü göstermek istedim. Çekmek istedim canlarım. Bakın zaten çoğu rafta boşalmış. Boşalmayan yerler çok az yani. Şöyle e, cam kapaklı saklama kabı vardı. Bakın 35.99muşmuş. Şöyle çatal bıçak takımı vardı. Bunlar e, sanırım lavaboya demir canlarım. Şu şekilde koymak için. Yani dediğim gibi bu mağazada her şey var. Yok yoktu. Ee, ama önü çok boştu. Ben burayı e, annemle de konuşuyorduk. Uzun zamandır çöp poşeti saklama şeyleri. Uzun zamandır konuşuyorduk. Burası nasıl para yapıyor? Yakında kapatırlar, yakında bu kapatırlar diyorduk. Ve oldu da görünce e, şaşırmadım açıkçası. Bunlar da çocuk odası için. 100 dolarmış bu lambalar. Ee, bu da yemek kapları çocuklar için canlarım. Lunchbox deniliyor bunlara. Şöyle dinozorlu vardı mesela. Bu bunu açabildim. Tek elle uğraştım biraz önce açamadım. Bu açıkmış Allah'tan. Şöyle oyuncaklar vardı ufak tefek. Bunlar da %10 indirim. Tişörtler yine bunlar çıkışa doğru gidiyor artık canlarım.